Genç Ağlar sunar. Ve yayındayız. 3. bölümde konuğumuz Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve değerli medya büyüğüm Uğur Dündar. Uğur abi merhabalar. Günaydın sevgili Bülent. Şununla başlamak isterim. Aslında ne kadar ihtiyacımız olan fakat tabii ki son derecede normal bir şeyin Fair Play ödülü olarak karşılık bulması. Selva Şenkal kardeşimiz, Galatasaray TV'nin spikeri, Fenerbahçeli futbolcuyu övdü diye, onun hakkında güzel 2-3 söz etti diye, alışık olmadığımız bir şey bu diye Fair Play ödülüne layık görüldü. Haklı olarak ve kendisine tebrik ederek hani bu parantezi açtıktan sonra yorumu size bırakıyorum. Tabii. Bence aslında olağan sayılması gereken bir davranış. Şimdi ödüle değer bulunuyor. Bu ne kadar kutuplaştığımızın, ne kadar birbirimizden ayrıştığımızın ve bunun futbola da, spora da ki en fazla birleştirici olması gereken alana da sirayet ettiğini görüyoruz. Gerçekten çok üzücü. Ama bizler Yüksek Divan Kurulu Başkanları olarak gerek Beşiktaş, gerek Galatasaraylı Yüksek Divan Kurulu Başkanlarıyla ve heyetleriyle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz ve biz o fair play anlayışı içerisinde yönetimlerden üstümüze düşen görevi de yerine getireceğimize inanıyoruz. Bunun örneklerini bu sezonda sergilemeye başlayacağız. 2000'li yılların başlarıydı. Ben de Galatasaray muhabiriydim. O dönemde bir gelenek başlamıştı. Mehmet Cansun başkan olduğunda Faruk Ilgaz'a gelmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte Serdar Bilgili vardı. Diğer taraftan Aziz Bey vardı. Kulüpler başkanlık nezdinde birbirlerini kameralar önünde işte davet ederek ziyaret ediyorlardı. Ve bir şey başlatalım niyetindelerdi. Başladı. Sonra normale döndü. Yani olumsuz manada normale döndü vesaire, ama buralarda mesai vermek çok da kolay değil. Çünkü kendi camialarınızda da Ahmet Ağol'a teşekkür etti mesela Ali Koç Bey, şimdi Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Eski başkana da teşekkür etti. Mutlaka ya ne teşekkür ediyorsun, 3 gün önce şöyle oldu böyle oldu tepkileri de geldi. Yani burada siz bilmiyorum resmi temas ya da gayri resmi başlattınız mı? Fiilen de başladı mı bu iş? Divan başkanları. Tabii biz toplandık. Beşiktaş Grup Kulübü'nün değerli Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Eman Türk kendi ofisinde bize, yani Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu heyetine ve Galatasaraylı Yüksek Divan Kurulu heyetlerine birer yemek verdi. Bir dostluk fotoğrafı da çektirdik ve ben onu sosyal medya hesabımda paylaştım. Sanırım diğer divan kurulu, değerli divan kurulu başkanları da paylaşmışlardır. Bunu biz devam ettireceğiz sonbahardan itibaren. Yani futbol maçları başladıktan sonra bunu sık sık devam ettireceğiz ve birleştirici, fair play anlamında örnek sayılabilecek mesajlar vereceğiz. Sayın Dursun Özbek, Ali Koç Bey'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'na geldiği gün o toplantıya iştirak etmedi ve Galatasaray Adası'nı ziyarette bulundu. Hatta bir gazeteci arkadaşım, Nevzat Dindar'dı galiba, o da dedi ki bu bir mesaj. Yani öyle olmasa bile bu mesaj olarak algılanıyorsa da kötü. Neden kötü? Hani Ali Koç Bey'in orada olmasından rahatsız da olabilirsiniz ama kulübün bir temsili anlamında Aziz Bey de bu konuda çok eleştirilirdi ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu kulüpler temsil ediliyor. Kişisel tepkilerinizi hani temsil ederek de gösterebilirsiniz. Hayır, Ali Bey'i niçin eleştirsin ki? Ya. Sonuçta tek aday olarak katılmış seçime ve oy birliğiyle başkan seçilmiş. Dolayısıyla bütün kulüplerin rızasıyla başkan seçilen Sayın Ali Koç'u tebrik etmek düşer Sayın Dursun Özbek'e. Dolayısıyla ben bunun daha fazla konuşulmasının da gerekli olmadığı kanısındayım sevgili Bülent. Ama evet, biz Yüksek Divan Kurulu Başkanları olarak günlük meselelerin ötesinde daha üst düzeyde bir senato fonksiyonu icra ederek bu konuda gerçekten dostluk mesajları vermeye kararlıyız. Bu seneki tansiyonun nasıl olacağını, ne seviyede olacağını öngörüyorsunuz? Yani şampiyonluk rekabeti bizde biliyorsunuz ki yüksek safhada yaşanınca bu sizin bahsettiğiniz senatonun işi biraz daha zor olur. Ama kararlı olduğunuzu görüyorum. Daha çok mesai harcayacağınızı anlıyorum. Dolayısıyla zorsa da siz Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un en büyükleri olarak, en yüksek makamındaki kişiler olarak zorlukların üstesinden gelecek tecrübeye de sahipsiniz. Tabii, bizim görevimiz zorlukları aşmak zaten. Zorlukları aşmak için yönetimlere uygun önerilerde, doğru gördüğümüz çözüm önerilerinde bulunmak, güçlü tavsiyelerde bulunmak ve hatta zaman zaman da yeri geldiğinde eleştirebilmek. Yüksek Divan Kurulları'nın görevleri bunlar. Onlar icracı makamda değiller, Yüksek Divan Kurulları, ama gerçekten hayat birikiminin ve kulüplere olan aidiyetin çok uzun yıllara yansıması nedeniyle kulüpler için söz sahibi olabilecek bilge insanlar, Yüksek Divan Kurulu başkan ve üyeleri. Dolayısıyla o insanlardan bir çatışma söylemi değil, tam tersine dostluk, barış ve birliktelik söylemi beklemek bence çok doğaldır ve böyle olmalıdır. Ayrıca bu sene sahadaki, yeşil sahadaki rekabet ne kadar çetin olursa olsun hepimizi birleştirecek bir başka olgu var. O da Cumhuriyet'in 100. yılını yaşayacak, kutlayacak olmamız. Ben bu sene Süper Lig'in ve diğer liglerin adının da, hatta diğer spor branşlarındaki kupa karşılaşmalarında kupa adının da mutlaka Cumhuriyet'le 100. yılda bağlantılı olması gerektiğini düşünüyorum ve bunu da öneriyorum. Güçlü bir şekilde öneriyorum. Peki, çok önemli, çok önemli bir not verdiniz. Hani bunu Fenerbahçe 100. yılda şampiyon olmamız lazım dediğinde, hani belki de yani strateji olarak baskı yaratması bakımından farklı şekilde değerlendirilebilir, eleştirilebilir bir nokta, ama ligin adının, bu sezonun adının Cumhuriyet'in 100. yılıyla alakalı olması fikriniz mutlaka karşılık görecektir, destekte bulacaktır. Peki Uğur abi, bu noktada tam rahatsızlığın nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Yani sizlerin dostluk mesajı vermeniz mutlaka belli bir huzur ortamı sağlayacaktır. Fakat tam olarak nerede geriliyor bu mevzu? Bu gerginlik nerede artıyor? Şimdi benim daha önceki programlarda da belki üzerinde durmuşumdur. Bir tezim var. O da şu: toplumlar siyasi ve ekonomik olarak ne kadar sıkışırlarsa, ekonomik zorluklar ne kadar insanların hayat biçimlerini etkilerse, tuttukları takımların başarısına da o kadar fazla sarılıyorlar ve ihtiyaç duyuyorlar insanlar. Şimdi ekonomik krizde pek çok şeyini kaybediyor. Ben şu anda Ege'de bir tatil yöresinde yıllık iznimi kullanıyorum. Burası eskiden bugünlerde müthiş şenlikli bir havaya bürünürdü. Ve akın akın insanlar gelirdi. Şimdi bulunduğumuz sokaktan araba geçmiyor neredeyse. Geçen akşamüstü Alaçatı'da bir ünlü kafeye gittim. Ve akşamüstüydü, saat 5-6 civarı. O saatlerde orada yer bulmak mümkün olmazdı. Ama bu sefer incin top oynuyordu. Şimdi bu da gösteriyor ki insanların parası yok. Tatil yapmak için gidecek parası yok. İnsanlar çok zorlanıyorlar ve hayata bağlayan olumlu etkenlerden, onlarda motivasyon sağlayan etkenlerden biri de tuttukları takımın başarısı oluyor. Adeta hayata bağlayan bir dal oluyor bu. Eğer o takım bekledikleri başarıyı gösteremezse reaksiyonları da normal zamanlardan çok daha fazla oluyor ve hırçınlaşıyorlar. Bir de siyasetçilerin söylemleri zaten toplumda yeterince kutuplaşma yarattığı, ayrışma yarattığı da göz önünde bulundurulursa bu reaksiyonun daha fazla olacağını öngörmek çok da zor değil. Bütün sorun bence burada düğümleniyor. Burada düğümleniyor. Buna rağmen bizim her zaman dostluktan, barıştan, fair play'den yana tavır almamız ve o söylemleri ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor. Sonuçta elimizde bir bayrak var. Kulübümüzün, kulüplerimizin, senatosunun, işte bilge insanların oluşturduğu topluluğun bayrağı. Biz bunu gerektiği gibi taşımak durumundayız. Bazı böyle günlük popülist söylemlerden uzak durmak, hatta eleştiriyi de göze alarak yine de fair play'den yana tavır sergilemek durumundayız. Bizim birikimimiz, aidiyetimiz, kulüplerimize olan aidiyetimiz bunu gerektiriyor. Harika Uğur abi. Bu tabii yukarıdan baktınız. Son derecede hani işte bu işi hani kişiler üzerinden konuşmayarak farklı bir açıdan bu konuya yaklaşarak aslında tecrübenizi ortaya koydunuz. Hani ben biraz daha işi basitleştirmek için söylemeyeceğim mutlaka ama bu sözün üzerine. Tabii bu futbolun yönetiminde önemli şeyler var. Bu yatırımlar doğru ya da yanlış bir şekilde yapılıyor. Kadrolar kuruluyor. Rekabet ortamına giriliyor. Sezon başlıyor. İlk haftadan evet, hakem hatalarıyla belki ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve işte lig böyle başladı. Bu lig bitmez. Bülent'ciğim şöyle bir dilekle başlasak lütfen. Biz sezona. Lütfen. Hakem hatalarının insandır sonuçta, hata yapabilir. Minimum düzeyde olduğu, tolere edilebilecek durumda olduğu ve herkesin, bütün takımların bir fair play anlayışı içinde Cumhuriyet'in 100. yıl değerlerinin gerektirdiği bir anlayışla sadece yeşil sahada kalabilecek bir mücadele sergilemeleri dileğimizi ortaya koyalım bir defa. Öyle değil mi? Harika, çok önemli bir kesinlikle sezona başlıyoruz. Bu sezona başlarken önceki sezonlardan farklı bir fotoğrafın ortaya çıkmasını ve biraz önce de değindiğim gibi Cumhuriyet'in 100. yılına, Cumhuriyet değerlerine uygun ve Büyük Önder Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önderimiz Atatürk'ün, sporcunun çevik ve ahlaklı, çevik, zeki ve ahlaklı olanını severim deyişine uygun bir mücadelenin bu sporcularımız tarafından ve teknik heyetlerimiz tarafından sergilenmesi, göze hoş gelen bir mücadele atmosferi içerisinde tribünlerin kendi takımlarını alkışladığı ama rakiplere de küfür etmediği, çok kötü sözler söylemediği bir sezon olması gerektiğini dile getirelim. Bunun da üzerine söz söylemeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben tabii dün ve ondan önceki gün yaptığımız yayınlarda hani şunu da söyledim. Lig başlıyor. İspanya'da Kulüpler Birliği çok aktif ve futbolun pazarlamasıyla alakalı direkt yetkili. Orada mesela bir kısa belgesel geçmiş tarihten bugüne, yani bir son 10 yılı değerlendiren Kulüpler Birliği'nin başkanı şu ifadeyi kullanmıştı. Biz hala Cristiano Ronaldo'nun yerini dolduramadık. Yani ülke futbolunu yöneten adam söylüyor bunu. Hani biz de burada evet, Kulüpler Birliği başka bir hale bürünse de direkt işte naklen yayın gelirlerinin artırılması bakımından söz sahibi olsa, direkt kulüpleri yönetenler bu işte karar merci olsa derken Kulüpler Birliği'nin etkisiz, fonksiyonsuz halinden kurtulması gerekliliğini ortaya koyarken hani bununla şey yapmıştık. Bu İspanya örneğiyle yola çıkmıştık. Şimdi hal böyleyken... Sevgili Bülent, ben Sayın Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminin daha öncekilerden farklı olacağına inanıyorum. İnşallah. Ve kendisine oy veren diğer kulüplerin heyetlerinin de bundan çok büyük mutluluk duyacaklarına inanıyorum. Yani Sayın Ali Koç bir defa bir hak edilmiş zenginliğin ve sürekli başarının nasıl elde edileceğinin artık o holdingin en kılcal damarlarına kadar her yere nüfuz ettiği ve başarının bir alışkanlık haline geldiği kurumsal kültürün temsilcisi. Dolayısıyla Sayın Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı mutlaka bir fark yaratacaktır. ve bundan diğer kulüplerde büyük ölçüde yarar sağlayacaklardır diye düşünüyorum ben. Tabii başta diğer kulüplerin büyük desteğe ihtiyacı olan, gelirlerin artırılması bakımından da projelere ihtiyacı olan Anadolu kulüplerinin de bundan faydalanmasını umuyoruz. Doğru yönetilerek de artık bu dönemin çıkışa geçme dönemi olarak başlamasını umuyoruz. Teşekkür ediyorum Uğur abi, sağ olun. Rica ederim Bülent'ciğim, ben teşekkür ederim. Her zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Sevgiler. Uğur Dündar'a teşekkür ederiz. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı, medya büyüğüm. Programın son bölümünde, son çeyreğinde bizlerle birlikte oldu. Selva Şenkal'ın aldığı Fair Play ödülünden başlayarak ciddi bir bilgi ve aslında proje diyebiliriz. Onun açılımını yaptı. Bilgi de şu, 3 büyüklerin, 3 İstanbul kulübünün, 4 büyüklerin ama 3 İstanbul kulübünün divan başkanları bir araya gelmeye başladı ve biz bunu artık devam ettireceğiz. Fair Play çerçevesinde kavgasız gürültüsüz bir futbol istiyoruz. Bu noktada da çok uzun mesailer vermeye kararlıyız dedi. Kendisine teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte saat 10'da birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Genç Ağlar sundu.